Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Kontrol noktası 68'e geldik. Şimdi burada yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerinde duran bir tane blok var, tamam mı? Burada hangileri eşit olabilir diye sormuş. Bir buradan bir kurşun, bir cisim geliyor, bir buradan geliyor böyle. Kütleleri M1, V1, M2, V2, açılar alfa, beta. Cisimleri aynı anda saplandığında blok artı x yönünde gidiyormuş. Ha, demek ki şöyle bir şey var. Buradan gelen etki ile buradan gelen etki birbirini yok etmeli. Ki şu etkiler, yataydaki etkiler ne olsun? Buraya saplandıktan sonra vatandaşı bu tarafa doğru götürsün. Benim burada yakalamam gereken şey bu. Yani bunun düşeydeki etkisiyle, momentumuyla bunun düşeydeki momentumu yani sonuçta birbirine eşit olacak. Şimdi yalnız açılar dikkat ederseniz alfa beta'dan büyük olacak şekilde geldi. Şimdi burada hangileri eşit olabilir diyor. Şimdi bu noktada cisimleri momentumlara eşit olamaz arkadaşlar. Buradan girmemiz gerekiyor. Neden? Açılar aynı olsaydı, bunlar mesela diyelim ki momentumları P ya, bunlar eşit olsaydı, P dediğimiz zaman açılar da eşit olurdu. O zaman bunlar da eşit olurdu. O zaman biraz önce anlattığımız şey, bunların birbirini yok etmesi olayı gerçekleşirdi. Yalnız açılar farklıyken, yani burada alfa daha büyük olunca tabii o zaman sen hani şununla aynı değerde yani düşey momentum yakalayabilmek için bunun momentumunu büyük yapmak zorunda kalacaksın. Yani sonuçta şöyle bir şey olacak. Dikkat edersek yani şurada yapayım ben şöyle bir şey. Şimdi sen dedin ki bu böyle geliyor bak. Açısı küçük olan bu. Sonuçta bunun açısı yalnız böyle. Şimdi sen şöyle yaptığında, bununkini böyle yaptığında adam zaten şurada dar açı yapıyor ya, bunun ister istemez şu bileşeni büyük gelecek. Yani şurası küçük, şuna göre daha büyük gelecek. Açı küçük olduğu için, burası da küçük çünkü. Ama sen şimdi burada bununla aynı şeyi yapabilmek için, yani şunla aynı büyüklükte bir durum oluşturabilmek için bunu yani şu momentumu ciddi şekilde büyük yapman lazım. O zaman da şurası tabii alacak başını gidecek. Yani sonuçta burada P2 dediğimiz şey, P1 dediğimiz şeyden büyük olmak zorunda kalacak. Seçeneklerde bu olsaydı bunu işaretlerdik. Ama hangileri eşit olabilir dedi. Momentumları asla eşit olamaz arkadaşlar. Şimdi burada bu momentum dediğimiz hani birinin momentumu diğerine göre büyük olmuş olabilir. P2 P1'den büyük olmuş olabilir. Ama bunu yapınca M2 V2 büyüktür. M1 V1 diyoruz ya. Şimdi sen burada cisimlerin kütleleri eşit olabilir. Hızla ayarlarsın. V2'yi V1'den büyük yaparsın. Büyük yaparsın sonuçta. Cisimlerin hızları eşitse kütleden büyük yaparsın bu sefer P2'yi. Öyle şansın var. Ama çarpımı olan momentumu yani eşit diyemezsin. Bunlar olabilir. Yani ama bu olamaz arkadaşlar. Dediğim gibi düşeydekiler birbirine eşit olacağı için başka şansımız yok. Açılar bir kere verilmiş. O zaman 1 ve 2 oluyor. Birinci sorumuz denizde oldu bile. Evet, gene güzel bir soru. Şimdi burada ne olmuş? Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde V hızıyla hareket eden 4M kütleli cisim O noktasına geldiğinde bir iç patlama sonucunda 2M, M ve M kütleri 3 parçaya ayrılıyor. Göstermişler. Bu geliyormuş burada. Burada patlama olmuş. Ayrılmışlar. Parçaların hızları da V1, V2, V3. Şimdi bakın. Olay öncesinde bir kere yatayda momentum yoktu. Sonrasında da olamaz. O zaman baktığında şimdi buraya V dersek sallıyorum ya da ne diyeyim V üssü mü diyeyim hani bilmiyoruz şununla çakışmasın. Buna baktığında buna 2V üssü diyeceğiz. Yani yataydakilerin birbirini yok etmesi lazım. 2M'ye M deyince o zaman bunun hızı bunun iki katı olacak. Bunu bir kere söylemek zorundayız. Bu durumda o zaman V3 V1'den büyük oldu. Bunu garantili buldum. Bu bir. Tamam. Evet, güzel oldu bu. Şimdi geldiğinde buraya bakıyorum. Düşeydeki momentumu yani korumak da yazık yavrum bir tek buna kalmış. 4MV vardı. O zaman burası da 4V olacak. Bak bunların değerini bilmiyordum. Onun için V üssü diye salladım. Ama burada bana V verildi ya mecburum. V cinsinden bulacağım. 4MV'lik momentumu koruyorum. O zaman M çarpı 4V olmalıyım. Ya ne oldu? V2 V'den büyük oldu. Bu da garanti altında. Peki 3 ile 2'yi karşılaştıracağız. Dedim ya şimdi ben bunları attım kafadan. Şöyle olabilirdi. V'ye 2V olabilirdi. Bilemem. Ama 1'e 2 olacak şekilde başka sayılarda olabilirdi.
Sallıyorum. Burası V bölü 2 olur. Burası da V olur yani. Gene aynı şey oldu. Ben nereden bileceğim şimdi hani burada V3 ile V2 arasındaki ilişkiyi, istediğim sayıyı verebiliyorum sonuç olarak. Hani böyle bir durum yani oluşturamıyoruz. Ancak ve ancak bunları kendi içinde yakaladım. Bir de başlangıçta bana şurada momentum verildiği için bunu söyleyebildim. Burası biraz soru işareti kaldı. Onu karşılaştırma yapamıyoruz. O zaman ne oldu? Edirne'ye gittik bile. Yani gayet 2 ve 3 oldu. Evet, üçüncü soru. Gene bir balistik sarkaç sorusu. Biraz böyle çaprazdan vuruyoruz. Şöyle yatayla alfa açısı yapacak şekilde geliyor olay. Burada bir ip olduğu için, ipin tabi sağlam olduğunu düşünüyoruz. Hani burada düşey ve yatay hız var ya sonuç olarak. Bunun bana bir etkisi yok. Yani bu beni böyle aşağıya doğru kastığında bir şey yapmıyor. Yani yay ucunda değiliz biz. İp var burada. Ben gene bu hareketi yapacağım. Ben gene buradaki VX'e bakacağım, yataya bakacağım. İşte onu bulurken de tabii ki de buradaki alfa açısı benim için değerli olacak. Şimdi hey yüksekliğinin bulunması için kütleler önemli mi? Önemli tabii. Yani m1 çarpı VX momentumu ile geliyoruz. Buraya saplanıp kalıyor. O zaman ne oluyor? M1 artı M2 çarpı V ortak diye yazabiliriz. Bak burada kütleler önemli bir kere. M giden miden yok yani. M1 önemli, M2 önemli. Bu hızı bulurken, şu VX'i bulurken açıya da ihtiyacım var. Tabii ki de V'ye de ihtiyacım var. Şurada VX yazıyorum sonuçta. Bu da lazım oldu. Güzel oldu. Her şey lazım oldu. Niceliklerinden hangi, her şey bilinmelidir burada. Her şey. Başka türlü bu yüksekliği konuşamazsınız siz. Evet. Yer çekimi ivmesi bilindiğine göre hey yüksekliğinin bulunması için. Bu noktada artık hani enerji konumu yazılıyor ya, şu ortak hıza göre nasıl yazıyorsun? 1 bölü 2 sonuçta m1 artı m2 çarpı v ortağın şöyle yazayım karesi eşittir. mgh yazacağız. m1 artı m2 çarpı g çarpı h. Bunu bildiğini söylüyor. Şimdi burada bunlar gidiyor ya, insanlar şey zannediyor, m1 ve m2 o zaman etkili değil. İyi de sen bu ortak hızı nasıl buldun onu unutma. Yani o işte burada kütlelere bağlı olarak gelişiyor. Onu atamazsın burada sadeleşiyor diye. Onun için üçüncü sorumuz Edirne'ye gider. Devam ediyorum buradan. Şöyle nefis bir şekilde geldi. Buradan böyle bırakıyor. Burada bir tane cisim var. Geliyor buna çarpıyor. Şimdi burada böyle bir hızla geliyor bu, tamam mı? V1 dediğimiz hızla. Çarpıyor. Kenetleniyorlar ve birlikte R noktasına gidiyorlar. Böyle aşağıya düşüyorlar, tamam mı? Yer çekimi ivmesi ve H2 bilindiğine göre X'i bulmak için, bakın X'i nasıl bulursunuz onu bir söyleyelim. Şimdi bir kere bunlar kenetlendiği zaman bunların bir ortak hızı olacak, tamam mı? Şöyle bir yazayım ben bunu, bir ortak hız var diye. Şimdi o zaman da bu V ortağı şöyle yapalım. V ortak çarpı T olacak. Bu da güzel. X'i bulabilmek için diyoruz hala. T süresi lazım bize. Evet, yani buradaki herkes lazım galiba arkadaşlar. Buradaki herkes lazım. H2 yüksekliğini, yer çekim ivmesini biliyormuşuz. Şimdi burada süreden dolayı geliyor. Bu süre nasıl bulunuyor? Şuradan itibaren serbest düşme yapıyorsun. İstersen 1 bölü 2 GT karede, hani H yüksekliği oradan gelecek. H2 yüksekliğinden gelecek bu. İstersen hız zaman grafiği çiziyorum de. Hani o sadece buradaki düşey hareketi incelemek için. Yani nereden yapıyorsanız yapın, enerji korunumundan yapın fark etmez. Ne kadar yüksekte olursa, buradan zaten sen yata yatış hareketi yapacaksın. Ne kadar yüksekte olursan o kadar yüksek bir noktadan serbest düşme yapacağın için buradaki süre artar. Dolayısıyla X de olaydan etkilenir. Yani H2 bana lazım arkadaşlar. Onun için Allah'tan H2'yi biliyorsun diye söylemiş. G lazım. Ta çok güzel. Buradan T'yi buluruz yani. Böyle yapıştırırız buraya. Kütleler niye lazım sana? Buradaki ortak hızı bulurken lazım. V1'i yani H1'i niye istiyorsun? V1'i buradan bak mesela M1 çarpı G çarpı H1 yazacağım. 1 bölü 2 M ve 1'in karesi diyeceğim. Burada bunlar gidiyor gibi gözüküyor ama V1 bulurken M'ye bağlı değilmiş gibi gözüküyor ama H1 bana lazım. Tamam. Bunu kabul ettik. Ama M1 ve M2 kütlesinin lazım olduğu nokta şuradaki ortak hızı bulurken. Sen şimdi geliyorsun M1 çarpı V1 momentumuyla kenetleniyorsunuz. M1 artı M2 diyorsun. Bak burada momentum korunumu yapıyorum. V ortak yazıyorum burada. İşte bak burada kütleler gerekiyor. Kimsenin bir yere gittiği yok. Yani o zaman kütleler de bana lazım oluyor. Dördüncü soru nefis bir şekilde evet bilinmesi gerekiyor. Edirne'ye kaçıyor kendisi.
Enerji korunumu var biraz önceki soruda bak. Ondan sonra atış bilgisi var, momentum bilgisi var. 3 tane konu bir araya geldi. Biraz önceki soruda lütfen gözlerden kaçmasın. Niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Yerden V hızıyla düşey yukarı atılan bir cisim görüngesinin en üst noktasında patlama sonucu M1 ve M2 parçalarına ayrılıyor. Cisimler V1 V2 hızlarıyla yatay atış yaparak yere düşüyorlarmış. Güzel gösterilmiş yatay atış hareketi. Bu parçalar yere düşene kadar, düşünceye kadar geçen sürede hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Momentumlarının düşey bileşenleri. Şimdi arkadaşlar her an her ikisi de aynı yükseklikten yatay atış hareketi yaptığı için bunların düşeyde yaptığı hareket serbest düşmedir. Serbest düşme de yani belli bir noktaya geldiklerini düşünürsek aynı yükseklikte olacakları için bunların düşey hızları da aynı değerde olacaktır, tamam mı? Ama kütleler hakkında fikrimiz yok. Düşeydeki momentumla bak momentumlarının düşey bileşenleri diyor ya. Momentumlarının düşey bileşenlerini bilmek için hızı tamam bilelim ama yani sonuçta nedir olayımız? Ne yazık ki sonuçta ne lazım? İşte kütle lazım bize sıkıntı çıkıyor. Kütleleri farklı olursa bu iş farklı olur. Bu soru işareti olarak kaldı. Hızları tutuyordu. İkisi de serbest düşme yaptığı için ama kütleyi bilmediğimiz için olmadı. Momentumlarının yatay bileşenleri. Ben tam buraya geldiğimde en üst noktasında burada momentumum sıfırdı ya. Şimdi sen patladığın zaman burada yani bunun sola bunun da sağ momentum birbirine eşit olmak zorunda. Yani yoksa nasıl sıfırlayacağız? Yataydaki momentumların sıfır olması gerekiyor. Çünkü başta yatayda momentum yoktu, sonradan da olamaz diyoruz. Momentumların yatay bileşenleri lazım olur. Hızlarının düşey bileşenlerini biraz önce demiştim. İkisi de aynı anda serbest düşme yapıyor olur diye. O zaman bu 2 ve 3'e gitti. 5. soru Edirne oldu bile. Devam edeyim şöyle. Nefis nefis. Evet. Şöyle bir güzel güzel gideyim. Şimdi baktığımız zaman niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Bir cisme ait momentum zaman grafiği şekilde verilmiştir. P1, P2 ve T bilinendir. Peki grafiğe baktığımda madem P1 ve P2 biliniyor, o zaman ben bu farkı biliyorum. Delta P'yi biliyorum demek olur. Şurası T'yi de biliyorsun diyor. O zaman delta T de biliniyor. Burası nasıl olsa 0. Şimdi burada eğimden neyi konuşuyorduk biz? Ben hemen burada sırıttığı için şöyle delta P bölü delta T yazarım. Buradan da F netime geçerim. Nefis bir şekilde net kuvveti bulduğumu iddia ederim. Ha, şöyle cisme etki eden net kuvvet. Şimdi sen tamam P1'i biliyorsun, P2'yi biliyorsun ama yani hızı bilmediğin için kütleye geçemezsin ya da tam tersi. Bu kalıyor. Bu olmuyor. Cismin yaptığı yer değiştirme. Hız zaman grafiğini konuşurken bakın şöyle çizebilirsin. Çünkü momentumla hız doğru orantılıdır. Burada V1 dersin. T saniyede geldiğin zaman V2 dersin. Ama delta x'i bulacağın zaman bu hız değerlerini bilmediğin için alanı bulmanın bir anlamı var mı? Yok. Sadece burada T'yi biliyorsun. O zaman bunu da konuşamazsın. 6. soru galiba Bolu'ya gitti. Evet devam ediyorum. Bakalım nasıl bir şey. Evet. Ha, iğrenç bir soru. Niye koymuşum ben bunu ya? Ha, ben de diyorum niye 1 2 3'lü yapmamışım? Bak bir an böyle şey oldu. Burada arkadaşlar canımız sıkılabilir. Evet. Ayağım bir şeye takıldı. Sesler geldi fark ettiyseniz. Evet, kesti verilen sürtünmesiz ray üzerinde belirtilen konulardan serbest bırakılan M ve 3M kütleli cisimler rayın N noktasında çarpışıyorlarmış. Bir tanesinden yazayım bak şu M kütleli cisim için yazayım. M kütlesi diyelim. Kütlesi diyeyim. Onun için bir enerji korunumu yazayım. Aslında aynı yükseklikten hani düştükleri için hızları aynı olacaktır ama ben gene de V diye şöyle sallayayım. Onun neden geldiğini göstereceğim. Şimdi bu 4H yükseklikten düşüyor. MG4H'tan düştü. 1 bölü 2 M o zaman V kare oluyor. Gördüğünüz gibi bu olay kütleye bağlı değil. Hız neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. İkisi de aynı yükseklikten düştüğü için tabii ki de hızları aynı. Şimdi burada minik bir enerji korunumu yaptık mı? Evet yaptık. Şimdi olay geldi momentum korunumuna. Bu burada beklesin, tamam mı? Şu noktadaki momentuma bakalım. Şimdi kimin ne tarafa kenetlendikten sonra kimin ne tarafa gideceğine momentum abiler karar verecek. Burada MV var. Buraya baktığımızda maşallah var. 3M çarpı V. Ha, ne kaldı? Bu tarafa doğru. MV, 3MV tokatladı. 2MV kaldı ve bu bizim momentumumuz. Ama artık ortak kütle. M artı 3M var burada. Çarpı V üssü diyeyim ben. Burası ne olur arkadaşlar? Çok net bir şekilde
Neyse bir satır daha yazayım ben. V bölü 2 gelecek. Evet 4m çarpı V üssü. Şu m'ler gitti. Şunda da şu gider. Evet gerçekten de V bölü 2 geldi. Şimdi biz tamam bu tarafa doğru çıkacağız. Ama ne kadar çıkacağız ona bir bakalım. Şimdi hızımız yarıya düşünce şurada neler oluyor? Ben bunu bir alayım bu tarafa. Oran yapacağım çünkü. Mg 4h var. Eşittir. 1 bölü 2 mv kare. Şimdi elimizde 1 bölü 2 4m kütleli bir sistem var. Birlikte hareket ediyorlar. Karesini alacağım hızımızın. V kare bölü 4. Çünkü bunun yani karesini alacağım. Peki acaba bu enerji 4m kütleli bu sistemi hangi yüksekliğe çıkarır? Yani böyle bir kinetik enerji bizi nereye çıkarır diye şöyle oranladığımız an. Şimdi bakalım. M'ler burada kendi içinde gitti zaten. 4M'ler de burada kendi içinde gidiyor. G'ler böyle gitti. 1 bölü 2'ler böyle gitti. V kareler gitti. Şimdi içler dışlar çarpımı yapmanın vakti. H üssü eşittir. 4H çarpı 1 bölü 4 kaldı. H üssü buradan H geldi. Mis gibi H yükseliyorlarmış. Nereye kadar çıkarlar? M noktasına kadar. O zaman 7. soruda Denizli olur. Burada iki defa enerji korunumu yaptık. Bir de momentum korunumu yaptık. Yani burada bence bu soru kontrol noktası testi olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Evet. Başka türlü bulamazdık. Öyle şöyle olur, böyle olur diyerekten kurtaramayız onu. Geldim 8. soruya, bu testin son sorusuna. Net kuvvet zaman grafiği var. Sabit bir net kuvvet etkisinde T süre boyunca kalmış bir cisim var. Kütlesi M olan cismi etki eden yatay kuvvetin zamana bağlı grafiği verilmiştir. M'yi biliyorsun, F'yi, T'yi, her şeyi biliyorsun diyor. Net kuvvet olduğunu unutmayın, sadece F değil. F eşittir ma yaptığımda F'yi biliyorum, M'yi biliyorum. Hemen sıcak sıcak ivmeyi bulayım ben burada. Tabii ki de sadece momentumla ilgili konuşmayacağız. Başka şeylere de gönderme yapacağız. Eskileri hatırlatacağız. Şimdi bunu bulduk. Peki T anındaki hızını bulabilir miyiz? İvmeyi biliyoruz. Bak şimdi ivme demek birim zamandaki hız değişimi demek. Sen T'yi de biliyorsun. O zaman hız zaman grafiğini çizebilirsin. Şöyle yaptık. Hız zaman diyelim ki şöyle. Ama bir sorun var. İlk hızı bilmiyoruz. Sıfırdan mı başladı? Yoksa böyle mi oldu? Onu bilmiyoruz. Onun için de T anında yani senin hızın ne olur, kaça gelir onu bilemezsin. Başlangıçta durduğunu söylemedi. Başlangıçta bir ilk hızı varsa değerini vermedi. Onun için buna kesinlikle bulunabilir diyor ya. Kesinlikle bulunur desek bulunabilir ne demek ya, hem ihtimalle hem kesinlikle. Bunu hayatta bulamazsınız diyelim yani. Çünkü ilk hızı bilmiyoruz. V0 diyelim, soru işareti, bunu bilmiyoruz diyelim. 0T zaman aralığında cisme uygulanan itme. Zaten bu olayın mantığı o. F net çarpı delta T dediğiniz zaman bu bizim için itmedir. Ben de net kuvveti biliyorum, süreyi biliyorum. Bunu da gayet bulurum. 8. sorumuzda Denizli'ye gitti. Evet, umarım iyi gidiyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Diğer videoda, diğer testte görüşmek üzere diyorum.